Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Enter the Gungeon oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son asansörün önünde kayıt yapmıştık. Bölümümüzün sonunda bize o noktadan itibaren yani bir alt kata indirmesini istedik oyunun. Yüklüyor hemen alt katı, yeni zindanı bizim için oluşturuyor. Arkadaşlar unutmayalım, ben bu oyunda çok da becerikli değilim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Oyunu beğenen arkadaşlarımız olmuş. Yorumları için teşekkür ediyorum. Kendilerine umarım güzel olur. Şimdi bakalım bizim nelerimiz vardı en son. Şöyle bir bakayım. Güzel silahlarımız varmış. Mermi durumu. Bunda yeterince var. Bunlar dolu. Şunu yapıyormuş şimdi mesela. Bu şekilde güzel. Bu. Tişört atıyor. Bunun dışında da yayımız vardı. Yayımızı kullanabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Biraz seri olalım. Eğer erken ölürse karakter hemen bölümde yeni bir oyuna geçebiliriz. Hemen marketi bulduk. Şöyle bir kemer varmış. Ne özelliği var bilmiyorum. Bayağı da bir şey toplamışız. Şimdilik elimizde dursun. Gerekirse döneriz. Bu arada satış yeri yokmuş burada. Gerekli silahlar satılabilir sonradan. Şöyle hemen şuradakini alalım. Başka var mı? Şurada var, onu alalım. Şu bir de onların mesafesinin dışındayız tabii biz. Başka gelen var mı? Yok. Tamam. Sağa doğru yol gidiyor. Hadi bir bakalım. Gizli kapıları arayabiliriz bu arada elimizdeki silahlar. Şu hemen ödül veren bir yaratık sanırım. Onu yakalayabilirsem. Yakaladım. Güzel. Onda bir tane kalkan çıktı. Burayı tamamlarsam alacağım kısmetse. Şöyle yayla devam edeyim temizlemeye ben. Şu taramalıyla dişiden önden alalım. Bu güzel oldu. Ne geliyor? Şu şeylerden geliyor, büyücülerden. Bunlar biraz tehlikeli. Şöyle büyüler yapıyorlar. Birini aldık. Şunu alabilecek miyim bakayım. Güzel. Başka da yok. Tamam. Bu arada kalkanımızı unutmayalım. Bir tane varmış. Bir tane daha olsun. İki canımız eksikmiş. Onu da bakalım toparlayabilirsek. Ne var burada? Oo. Şimdi şöyle basalım. Bir silahımızı değiştirelim. Şunu mesela bir bakacağım. Nasıl olur? Bu silah niye ateş etmiyor şimdi? Ağlara takıldık diye mi demedik? Şuna geç bakayım bir. Güzel. Hemen şurada bakayım kendimize nereye gelecek o. Güzel. Onu halletmiş olduk. Normal yayıma döneyim ben şimdi. Burada bakayım başka herhangi gizli bir oda ortaya çıktı mı? Yok, görmüyor. Zaten yayla çıkmaz da yayla diğer silah kullandık ya, o yüzden olur bekledim. Bakayım. Şimdi şurada ki düşmanları bir alalım. Başka bir şey gelmedi. Güzel. Şimdi yukarıya kapı varmış. Önce yukarıya gidelim. Şimdi burada bir tane anahtarlı bir oda var. İki can da var. Anahtarımız yok şu an. Ayrıca sandık da var. Şimdi ben şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Kendi özel kaydımda oynarken. Bir sandıkta eğer sandık bir düşmansa ona yaklaştığımızda köpek bize uyarı veriyor. Bu güzel. Şimdi anahtarımız olunca buraya gelelim. Şimdi burada değişik bir şey var. Burada yeni bir karakter var. Bunu açmak için de altın anahtar bulmamız gerekiyor sanırım. Savaşırken bulacağız kısmetse ama alabilirsek. Evet, girelim bakalım. Bu oda ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Böyle değişik değişik mermilerin ve altında da mesela kitap gibi, değişik mermi gibi, kılıç gibi işaretler var. Yukarıda da böyle bir tane bir yer var. Şöyle tıklıyorum. Burası boş olduğunu söylüyor. Nasıl kullanacağız? Bunlardan hangi yaratıklar çıkacak hiç bilmiyorum. Şuradaki sıvı yanabilir mi onu da bilmiyorum. Burada böyle bir de sıvı var. Devam edelim bakalım. Biz şu tarafa gidelim. Buranın aşağısı açık. Gel bakalım. Şöyle araya saklanalım yine. Bu, eyvah. Dikkat etmedik ona.
Neyse, bir dahaki sefere dikkat edelim. Onu hallettik. Başka ne geliyor? Şöyle halletmeye çalışalım onu da. Şunu da, evet, harika oldu. Bu da temizlendi. Bir tane kalkanımız gitti. Dikkat etmemiz lazım. Mesela bu sandığın yanına geliyorsunuz böyle. İşte mesela köpek avlamadığına göre bu sandıkta bir sorun yok. Şurası kapalı olan kapıyı arkasından açtık ve bakalım şimdi. Şuradan devam edelim. Aşağı ve yukarı yol varmış. Aşağı gidelim. Hem altın anahtara denk gelmedik henüz. Onu da bulmamız gerekiyor. Bu oda boş çıktı. Aşağıda kim var? Ha. Gel bakalım şöyle. Evet, buradan bir tane can çıktı. Güzel. Aşağı doğru yol varmış. Hala anahtarı bulamadık. Bu sandığa da köpek bir tepki vermedi. O zaman bu da temiz. Yalnız anahtarımız yok. Şimdi şuradan yukarı doğru gidelim. Buradan yukarı yol varmış. Hadi bakalım ne çıkacak. Şunlardan çıktı. Bunlar seri olarak ateş ediyor. Şurada bir tane daha varmış. Dikkat edelim şöyle. Güzel, ne geliyor? Pompalı geldi. Güzel. Şunu da alabilirsem harika. Bakayım, hala elimizde yeterince ok var. Şu sağa doğru bir bakalım hemen. Altın anahtar burada olabilir mi? Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Onu şöyle şununla vuralım. Şöyle temizlemeye çalışıyorum yine. Ateş et bakalım sen şöyle. Evet, başka yaratıklar geliyor. Hemen durduralım. Şu hayalet kaybolur büyük ihtimalle. Kaybolmadı. Şunu alalım pompalıyı. Evet, hayalet nerede çıkacak? Burada çıktı. Şuradan ikinci atış. Tamam, hayalet de temizlendi. Şimdi şu yukarı bakalım. Evet, anahtar burada sanırım artık. Şöyle. Güzel. Şunlar bize işte rastgele saldıracak. Onlar kötü geliyor. Şöyle. Şuradan da bir can çıktı. Tamam, canları tamamladık. Çok güzel oldu. Şimdi yukarı doğru yollar var. Onlara bakalım. Hala 49 tane okumuz var. Şimdi pompalılar çık. Şunlar tehlikeli. Bu arada gördüğünüz gibi açıldı orası. Dikkat etmemiz gerekiyor oraya. Biraz daha sakinleştirebilirsek ortalığı rahatlayacağız. Gelin bakalım şöyle. Çok güzel. Şurayı da temizlemeye çalışalım. Evet, bir tane kaldı. Başka ne geliyor buradan şimdi? Şurada el bombası çıktı. Onu alalım. Şöyle şurada bekleyelim. O hayalet nerede çıkacak bakalım. Şurada arkamızda çıktı. Şimdi şu şurada çıktı. Şunu da şöyle alalım. Güzel, bir tane kaldı. Onu da böyle. Hala altın anahtarı bulamadık. Şu sağdaki odada olabilir. Oraya şuradan gidelim. Şöyle geç bakalım. Sağ taraftan yukarı. Bu arada kalkanlarımız bitti. Patron odasına giden kısmı bulduk. Anahtarımız var mı? Yok hala. Şurada gitmediğimiz bir yer var. Oraya bir bakalım. Şimdi şurada bir durdurayım. Yani durdurayım dediğim zamanı yavaşlatayım. Şu silaha geçeyim. Bu arada böyle bir düşmanı ilk kez görüyorum. Duvar düşman oldu bana. Çok şükür en azından şöyle bir pompalım var. Güzel, onu da halletmiş olduk.
Böyle duvarın bana gelip saldıracağını hiç tahmin etmemiştim. Altın anahtar buradaymış zaten. Onu da almış olduk. Bakalım başka da görünmüyor. Şuradaki karakteri bir açıp alalım. Sonradan bunlar bize lazım olacak. Evet, şu altın anahtarı buraya açtık. Oh, sonunda. İşte şöyle kısaca geçiyorum arkadaşlar buraları. Bu karakteri burada kurtarmış olduk. Bu yanındaki de onun hani adamı gibi, onun koruyucusu gibi düşünebilirsiniz. Bunlar herhalde bize şey demek istiyor. İşte sen tekrar köprüye döndüğünde, köprü dediği de bizim hani uzay gemimiz gibi bir yer mi oluyor acaba? Yani giriş kısmı. Orada bizi bekleyecekmiş sanırım. Tamam, burayı açtık. Bir de arka tarafta vardı şurada. Buraya da anahtar gerekiyordu. Şu marketçiye bir soralım bakalım. Anahtar var mı? Hem can da var orada. Gerçi şu an kullanamayız ama. Evet, sen anahtar veriyorsun. Ne kadar? 30. Alalım ondan. Bu arada buraya bir tane boşluk kullanacağım. Buralarda bir şey var mı diye. Şöyle bir bakıyorum. Yukarılara doğru, sola doğru açılan bir şey yok. Şuradan daha boşluk alabiliriz. Sonra kullanırız bunları. Mesela şimdi duvarlara bakarız. Bir yer arayabiliriz. Ben şöyle harcadım. Hadi harcamış olalım istedim biraz da. Çünkü büyük ihtimal boss'ta gideceğim. Genelde başaramıyorum orayı. Gitmeden önce şöyle şüphelendiğimiz duvarları bir arayalım diyorum. Önce şurayı bir açalım. Anahtarımızı da aldık. Güzel. Aa, bu sandık için anahtar almadık. Neyse, kısmet hayırlısı diyelim. Silahla vurmayı deneyebilirim ama bekleyelim, belki buluruz bir şey. Şimdi biz hangi silah kullanırız boss'a karşı? Şu pompalı güzelmiş aslında. Bununla başlayabiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bence önce bir odaları arayalım. Gizli oda var mı diye. Belki orada güzel bir silah buluruz ya da anahtar. Şimdi burada var mı? Bunları nasıl arayacağız? Önce bir tane aramak için silah seçelim. Arkadaşlar, size şunu göstereyim bilmeyenler için. Şimdi oyuna başladığımızda bize yayı ve bu silah veriyordu. Mesela bakın, bu silaha dikkat ederseniz "Does not reveal secret walls", yani gizli odaları açığa çıkarmaya yaramaz diyor. Yani bu silahla duvara ateş ederseniz gizli odanın izini göremezsiniz. Yayda böyle bir şey demediğine göre yayda bunu yapabiliyoruz. Ve diğer başlangıç nesnesi olmayan silahlarda. Şimdi bizim şu tişörtü çok kullanmıyoruz. O yüzden bu tişörtle arama yapabiliriz. Gerçi daha seri bir silah olsa çok iyi olurdu. Bu silahla arama yapmak çok da rahat bir şey olmayacak. Şöyle mesela ben şunlara mı çarpıyor? Herhalde. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım, bakayım bir. Hiçbir şey çıkmıyor. Bununla aramak da zor zaten. Neyse. Bu odada yokmuş galiba. Şuraya doğru gelelim. Şimdi önce şuradan bir atla. Şu bizim az önce kapıyı açtığımız odanın kenarlarını bir aramak istiyorum. Şöyle şuraları. Olur da bulursak herhangi bir iz. Ben şöyle bakıyorum, tamam. Burada da yoksa şu alt kısma geçelim. Buranın sağ tarafı mesela olabilir mi? Şöyle bakıyorum. Şu aşağı kısmına bakalım bir de. Şuralarda olur mu acaba diye. Yok, bulamadım. Şu odada köşeler biraz boşmuş ama şu duvar diplerine şöyle bakmak istiyorum. Gerçi işte bununla bulma ihtimalim var mı? Herhalde vardır ama taramada olsa daha güzel olurdu. Ya da şu silahı denesek mesela. Nerede o? Heh, bununla mesela. Şu şekilde. Şu odayı arayalım. Burada da bir şey göremedim. Şöyle bakalım, bakmadığımız neresi var? Şu aşağılar var. Şöyle inelim.
Şöyle çıkmadı. Buralarda da görünmüyor. Heh, burada gizli oda bulduk arkadaşlar işte. Duvar kırıldı. Şimdi burada yapmamız gereken boşluğu kullanmak. Ve odayı açtık. Bakalım ne var. Şöyle bir boşluk var. Bir de şöyle bir nesne var. Hani çok da faydalı bir şey görünmüyor. Bir tane boş... bir tane gizli oda bulunca artık daha da zorlamaya gerek yok. Sadece şu sandıkları kırmayı düşünüyorum. Belki alırız içindekini. Yok, çöp çıktı. Diğer sandığa bakalım. Belki sağlam kırarız. Şöyle devam. Bundan da çöp çıktı. Yani biz rahatça yapamadık. Şöyle bakıyorum. Tamam, hadi boss'a gidelim. Büyük ihtimal yapamayacağım. O yüzden bu bölümü heyecanlı bir şekilde tamamlayalım. Ben şu pompalımı alayım ilk etapta. O karşımıza şu altı deniz kızına benzeyen ya da yılana benzeyen o kız geldi. The Gorgon. Hadi bakalım. Şöyle ben, bu arada bakın bizi daire içine alıp taşlaştırdı. Ateş edemiyoruz. Gel bakalım, neredesin? Gel gel. Bu arada bakın şöyle bir şey yaptı. Ateş edemiyorum. Çok da etkili olamadım bu şekilde. Şu silaha geçsem nasıl olur? Çok da sağlam bir silahım yok. Hadi şunu deneyelim biraz da. Şu yeşil suları da basmıyorum. Zehir büyük ihtimalle. Şöyle bir arada darbe de yedik. Bir tane. Neredesin? Bu silah da çok iyi olmadı. Şöyle yapsak. Biz yine pompalıya dönelim diyorum. Şöyle devam edelim bakalım. Yine yakaladı bizi şöyle. Etrafımıza dolanmak istiyor yine. Zehirlemek istiyor. Ben yine ama yakalandık bu sefer. Tek canımız kaldı maalesef. Şöyle kurtarabilecek miyim bakayım. Şöyle de birazcık daha. Gel bakalım. Şurada yine dayanmaya çalışalım. Evet, orta biraz kurtarmış olduk ama tek canımızla dayanmamız oldukça zor oluyor ve derken maalesef karakterimizi kaybettik. Bir sonraki bölümde daha heyecanlı olur inşallah. Çünkü neden? Biz bayağı bir puan biriktirmiştik. 22 puan vardı sanırım bizde. Yeni karakter açtık. Onların da bize vereceği şeyler olacak, nesneler. Onlara bakarak oyunda karşımıza çıkabilecek nesneleri sanırım arttırıyoruz. Ve bulduğumuz ve aldığımız şeyler de herhalde daha iyi oluyor. Mesela hemen şu karakteri seçelim. Ve gidip bir bakalım. Burası değil. Burası eğitim kısmı. Şöyle bakıyorum. Burası henüz kapalı. Evet, şurası açıldı artık. Buraya giriyoruz. Şimdi bunlar burada dükkan açmışlar. Bize yardımcı nesneler getiriyorlar. İşte yine bu işaret karşılığında
vereceklermiş. Hadi bakalım şöyle bir. Ben buraları hızlı geçiyorum yine arkadaşlar. Şimdi 22 tane sağ üst ekran üstünde görebilirsiniz sanırım. Şimdi şöyle önüne geliyorsunuz. Mesela RPG'ymiş. Yani roket atarmış bu. 5 taneyi veriyor. Yani listenize ekleniyor. Güçlü kurşunlar varmış roket için. Güçlü roket mermisi demek ki. Hegemonik kabin dediği şu tarz bir silah ortada görünüyor. Tam olarak nasıl işlediğini bilmiyorum. Gamma ray diyor. Gamma ışını yapıyormuş bu silah. Güzel olabilir. Kalp şişesi. Demek ki bunu alınca kalbimiz artacak ya da maksimum canımız artacak. Bir de Thompson silahı varmış. Şimdi o taramalıdır büyük ihtimalle. Şu roket atar güzel olabilir. Bir. Onun dışında bakıyorum. Güçlü roket atar silahı. Hadi şunu al ve şu roket atarı al. Onun dışında şu gama ışını olanı al. Kalp kapsülünü de alalım. Şunu da al. O zaman hepsini al. Güzel. Onların hepsini listemize ekledik. 5 tane kaldı puanımız. Bu arada eklediklerimizi şuradan da görebiliriz hemen hızlıca listemize. İşte mesela şu sanırım bu roketler güçlü roket mermileri. Bu roket atarımız olsa gerek. Bu gama ışını. Bu kalp şişesi. Bu da eklediğimiz diğer şu silahlardan bir tanesi. Bu da taramalı sanırım. Güzel. Şimdi şöyle bir arkadaşlar süremize bakalım. Şöyle yapayım ben bir dakika hemen. Süremizi göremiyorum. Sanırım ayarını değiştirmişim ben bunun. Önemli değil. Arkadaşlar bir bölümümüzü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.